Yeni bir ürüne karşınızdayız inşallah. Bomba haber. SOD. SOD. Nedir bu SOD? Süper oksit dismutaz. Süper oksit dismutaz. Nedir? Süper oksit dismutaz insan bünyesinde oluşan serbest radikalleri yok eder. Bir enzim. İşte tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar mitokondrinlere, hücrenin mitokondrine geliyor, yakılıyor, enerjiye dönüşüyor. Bütün gıdalar. Karbonhidratlı, yağlı, protein ne olursa olsun. Burada yanarak enerjiye dönüşürken sobada yanan odun gibi, kömür gibi düşünün. Yanınca ne oluyor? Kül kalıyor, gaz uçuyor. Kül, aside benzetelim. Asidik asit, laktik asit. Bu suya ve karbondioksite dönüşür. Uçan gaz ise nedir? Onu da mitokondrinde ortaya çıkan oksijen, glikozu veya yağ yakarak neye dönüşür? Süper oksit ortaya çıkar. Süper oksijen. Anyonuna dönüşür. Eksi iki molekül elektronu. Çok sert bir serbest radikal. Süper oksijen anyonu. Çok sert. Yani bunu zararsız hale getirmezseniz DNA'lardan, RNA'lardan elektron alır. Patlatır. Normal bir insanda günde 2 trilyon DNA kırılması olur. 2 trilyon. Ha. Bunu antioksidanlarla önlemek mümkün. Nasıl? 17. kromozomda P53 denen bir gen var. Protein. Şak 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 tamir eder. Saniyede. Bunu yapabilmesi neye ihtiyacımız var? Süper oksit dismutaz, glutatyon, katalaz, astaksantin, pahinbark, sarımsak, soğan tabii ki onların yanında çok çok hafif. %1 etkili. Yani vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için serbest radikalleri yok etmek için zot gerekir. Glutatyon gerekir. Astaksantin gerekir. Pinebark gerekir. İşte süper oksit dismutaz. Süper oksit dismutaz ne işe yarıyormuş? Süper oksit anyonlarını, serbest radikallerini bağlıyor, yok ediyor, zararsız hale getiriyor. 2 trilyon DNA kırılması önlenemezse değil 70 yaşına gelmek 10 yaşında bile gidebilirsiniz. 10 yaşında, erken yaşlanma. O nedenle böyle bir hastalık var bazı insanlarda erken yaş, hızlı yaşlanma. Onlarda bu süper oksit dismutaz, katalaz ve glutatyon gibi serbest radikalleri yok eden enzimler olmadığı için veya çok az olduğu için öyle bir hastalık var. Bazı insanlar vardır 100 yaşına gelir 60 yaşında gibidir. Bazı insanlar vardır 50 yaşındadır 90 yaşında gibidir. Neden? Enzimler, antioksidanlar onun hızlı yaşanmasını önlüyor. Genç, dinç, güzel kalmasını sağlıyor. Evet, yapılan bir araştırmada süper oksit dismutazın hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada farelerde süper oksit dismutaz oranı azaldığında DNA kırılması olduğunu, kansere yakalandığını, hızla öldüğünü. Yine başka bir araştırmada hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda süper oksit dismutaz yetersizliği insanlarda Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon, panik atak, anksiyete birçok beyin fonksiyonları bozuluyor. Birçok hastalığı tetikliyor.
bu enzimlerin olmaması. Evet. Süperoksit dismutazı nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili birçok çalışma var. Sarımsak soğan tabii ki burada modern olduk ya, sarımsak soğan kimse tüketmiyor artık. Resveratrol, üzüm çekirdeği ekstraktı. Efendim, likopen, kara hindiba, kara hindiba çok yüksek oranda inulin içerir. Kara hindiba kapsülü de olacaktı bizde. Kanı temizler. Pine bark, çam koz, çam kabuğu ekstraktı. Nitrik oksit salınımını çok çok artırar. Hem bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Doğal antibiyotiktir. Hem de süper nitrik oksit salınımını artırır. Ve süper oksit dismutaz, glutatyon, alfa lipoik asit gibi serbest radikalleri yok edici enzimlerin kalitesini, oranını artırır. Evet. Bu konuya zaman zaman değineceğiz çünkü çok önemli. Erken yaşlanmak istemeyenler Gökçe'yi arayacak.